Arkadaşlar merhaba. Bu videoda yoğun istek üzerine logolara, yazılara nokta efektini ve doku efektleri nasıl vereceğiz bunu göstereceğim. İlk olarak PC Touch'tan göstereceğim. Daha sonrasında Pixel Lab'dan göstereceğim. PC Touch'ta ya da başka bir yerde bir tane logo yaptığınızı düşünelim. Logoyu buradaki artıya basıp Photo Library diye açabilirsiniz. Ya da direkt PC Touch'tan logonuzu yaptıysanız logonuza tıklayabilirsiniz. Diyelim ki böyle bir logomuz var. Ben bu logoya nokta efekti ya da doku efektlerinden herhangi birini vermek istiyorum. Peki nasıl yapacağım? PC Touch'ta logo yapma video benim kanalımda vardı. Fakat daha detaylısı gelecek. O videoyu da izlerseniz daha güzel fikir edinebilirsiniz. Artıya basıyorum. En üstteyken Photo Layer diyorum ve Photo Library diyorum. Buradan daha önceden indirmiş olduğum bir nokta efektini buraya ekliyorum. Nokta efektini ekledikten sonra ekranı şu şekilde iki parmağımla küçültüyorum. Öncelikle şöyle yukarı sabitliyorum ve aşağı doğru şu şekilde genişletiyorum. Her yeri kaplayacak şekilde noktamızı koyuyoruz. Peki bitti mi? Bitmedi. İsteğe bağlı olarak böyle de bırakabilirsiniz. Fakat daha güzel bir görünüm elde edebilmek için buradaki katman yerine basıp buradaki yeri overlay yapıyorsunuz. Bu şekilde nokta efektimizi logolara ve yazılara verebiliyoruz. İsteğe bağlı olarak eğer çok fazlaysa da buradan opaklığını istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Onun haricinde diyelim ki buradaki sadece kolun yazısı var. Kolun yok yazıyor. Kolun yazısına vermek istiyorum. Nasıl yapacağım diye soracak olursanız kolun yazısına geliyorum. PC Touch'tan logo yapanlar için gösteriyorum. Kolun yazısına geldikten sonra buradaki yere basıp Select Pixels diyoruz ve kolun yazısının her yerini seçiyor arkadaşlar. Seçtikten sonra nokta efektimizin olduğu katmana tıklıyoruz. Daha sonrasında yine yukarıdaki araçlarımızı basıyoruz. Buradan Extract diyoruz. Buna bastığımızda sadece seçili olan yerlere nokta efekti veriyoruz. Gördüğünüz gibi aşağıda nokta efekti yok fakat üstteki yazımızda nokta efektimiz var. Bu nokta efektini buradaki kolunun tam üstüne getirip buradaki katman yerine basıp buradan Merge Down diyerek birleştirebilirsiniz. Nokta efektini yazımıza bu şekilde veriyoruz. Peki doku efektlerini nasıl vereceğiz? Doku efektlerini de PC Touch'tan aynı şekilde yazılarımıza ya da logolarımıza verebiliriz. Artıya bastık, Photo Layer dedik ve Photo Library diyoruz. Buradan bizim bir adet doku bulmamız lazım. Eskime efektleri, tekstürler, genelde isimleri bu şekildedir. Benim pekimin içinde var mıydı bilmiyorum ama başka yerlerden bulabilirsiniz. Nokta efektinin de linkini açıklama kısmına koyacağım. Şu şekilde bir tane doku efekti koydum. Aşağıdaki buradaki yok yazan kelimesine doku efekti yapacağım. Doku efektinin yok kelimesinin üstünde olması lazım. Yok kelimesine bastıktan sonra araçlarımıza gelip Select Pixels diyoruz. Şu an kamerayı yakınlaştırmışımdır zaten pikselleri daha net görebilirsiniz diye. Üstteki doku efekti olan katmanıma geliyorum. Araçlara basıyorum ve buradan Extract diyorum. Şu şekilde doku efektimi verdim. Peki niye böyle gözüküyor diye soracak olursanız katman yerini overlay yaptığımızda şu şekilde doku efektini yazımıza vermiş olduk. İsteğe bağlı olarak da opaklığını kısabilirsiniz. Şimdi Pixel Lab'dan nasıl yapılır bunu göstereceğim. Pixel Lab'a geldik arkadaşlar. Pixel Lab'dan bir tane logomuzun olduğunu varsayalım. Hemen daha önceden yaptığım bir tane logoyu buraya ekliyorum. Diyelim ki ben daha önceden böyle bir logo yapmıştım. Bunu en arkaya ekledim. Aşağıdaki yazıya ya da tüm logoya nokta efekti vermek istiyorum. Peki nasıl yapacağım? Yukarıdan artıya basıp buradan From Gallery diyoruz. Galerimizden nokta efektimizi seçiyoruz. Ben hemen nokta efektimi seçeyim. Nokta efektimi seçtim. Tik'e bastım. Tik'e bastıktan sonra buradaki ortadaki yere basıyoruz. Sağ tarafı kaydırıp Relative Size'ını 100 yapıyoruz. Daha sonrasında tik'e basalım. Burayı tutup şu şekilde aşağı kadar uzatıyoruz. Yani tüm logoyu nokta efektiyle kaplıyoruz. Böyle aşağı doğru uzattığımız için bunun birazcık şu aşağı doğru uzadığı için noktalar da uzuyor. Eğer öyle olmasını istemiyorsanız
Şu şekilde büyüteceksiniz orantılı olarak. Daha sonra şöyle ortalayacaksınız. Şimdi şu anda güzel durmuyor. Pixel Lab'da biliyorsunuz ki katman kısımlarında overlay, blending yani bu tarz şeyler olmadığı için Pixel Lab'dan anca opaklığı kısarak yapacağız. Şu şekilde opaklığını kıstığımızda logomuza nokta efektini vermiş oluyoruz. Fakat PC Touch'tan daha güzel oluyor. Peki bana soracak olan arkadaşlar var. Sadece yazıya vereceğim. Peki nasıl vereceğim? Hemen onu da gösteriyorum. Nokta efektine basmışken burayı sağ tarafa kaydırıp buradan perspektif diyoruz. Ama öncelikle nokta efektimizi birazcık küçültüyoruz şu şekilde. Perspektifi açtıktan sonra burayı açıyoruz. Daha sonrasında mesela yukarıdaki yazımıza vereceğiz. Yukarıdaki yazımızı kaplayacak şekilde köşelerini şu şekilde ayarlıyoruz ve tike basıyoruz. Opaklığını da isteğe bağlı olarak açıp azaltabilirsiniz. Nokta efektini sadece yazıya vermek için. Bu videoluk bu kadar. Pixel Lab ve PC Touch'ta nokta ve doku efektlerini gösterdim. Daha fazla Android eğitim için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Instagram'daki 10.000 abone özel 50 tane logo vesaire çekilişimize de katılmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.